bir önceki videoda bu gördüğünüz dört noktanın regresyon doğrusunun denklemini bulmuştuk. Bu videoda bu noktaların rekaresini bulacağız. Bu doğrunun bu noktaları hangi kesinlikle temsil ettiğini bulacağız. Hatta daha iyisini bu noktaların değişim yüzdesini bulacağız. Özellikle de x'in değişiminin neden olduğu veya x'in değişimiyle açıklanabilecek olan y'nin değişimi. Şimdi hemen bir Excel dosyası açayım. Ee, aslında hesap makinesi de kullanabilirim ama öylesi çok daha zor olur. Umarım Excel dosyası kullanacak olmamız aklınızı karıştırmaz. Peki, şimdi birkaç sütun oluşturacağım. Aslında Excel'de her şeyi otomatik olarak yapabilen hazır fonksiyonlar var ama e, ben kendim yapmak istiyorum. Mecbur kalırsanız siz elle teker teker de yapabilirsiniz. Şimdi sütunları oluşturmaya başlayalım. İlk sütun, x sütunu olacak. Evet, diğer sütun da y sütunu olacak. Bir sonraki sütuna Y yıldız diyelim. Evet, bu sütundaki değerler verilen x değerine göre doğru üzerindeki tahmin edilen y değerleri olacak. Evet. Bir sonraki sütun doğruyla olan fark yani fark. Evet. Ee, en iyisi bu sütun farkın karesi olsun. Çok uzun yazarsam çok yer kaplayacak. Kısaltarak yazayım. Doğruyla olan farkın karesi. Peki. Bir sonraki sütunda farkın karesinin karesi olacak mı? Hayır, hayır olmaz. zaten elimizde farkın karesi olacak. Bir sonraki sütunda y'nin ortalama y değerinden farkının karesi olsun. evet evet. Bu iki sütunda elde edeceğimiz veriler yapacağımız her türlü işlem için bize yeterli olur. Pekala. Şimdi gelin önce tüm noktaları bir yazalım. Eksi 2, virgül, eksi 3, öyle değil mi? İlk nokta tamam. Eksi 1, virgül, eksi 1, bu da tamam. Ve 1, virgül, 2, son olarak da 4, virgül, 3. Pekala, tahmin edilen doğrumuz nedir? Tahmin edilen doğrumuzun denklemine girdiğimiz bir x değeri için denklem bize bir y değeri veriyor değil mi? x eksi 2 değeri için y'nin değeri e, doğrunun eğimidir. O halde bu eşittir 41 bölü 42 çarpı x değerimiz. x'in yazılı olduğu hücreyi seçtim. Bu Excel'in en temel özelliklerinden biri aslında. D2 hücresini seçtim. İmleci hücrenin üzerine götürüp onu seçtim. Böylece x değerini eşitliğe girmiş olduk. Eksi 5 bölü 21. Bu kadar. Burada ne bulduğumuzu açıklayayım. Burada bulduğumuz y yıldız değeri eksi 2 virgül 19. Bu da şu demek. Doğru üzerinde gösterdiğim bu noktanın y değeri eksi 2 virgül 19. Farkı bulduğumuzda aslında eksi 3 ile yani y değeri ile eksi 2,19 arasındaki farkı bulacağız. O halde hadi gelin farkı da bulalım. Fark neye eşittir? Y değeri ile yani e2 hücresi eksi doğru üzerindeki tahmini değer. Ee, bu değer aradığımız fark ama biz bunun karesini bulmak istiyoruz değil mi? Bu nedenle de üzeri 2 diyeceğim. Peki, bulacağımız bir sonraki değer de eşittir y'nin ortalama y değerinden farkının karesi. Peki, ortalama y kaçtı? Ortalama y 1 bölü 4'tü. Yani, eksi 0,25. Böyle de yazabiliriz. Tabii, bunun da karesini alacağız. Üzeri 2. Peki şimdi Excel'in harika yanlarından birini göstereyim. Girdiğimiz formülleri tüm satırlara uygulayabiliyorum. Ee, bunu yapınca neler olduğuna da bakalım. Tahmin edilen doğrunun y değeri işte bu. Bu y değerini bulmak için bu x değeri kullanıldı. Tahmin edilen doğrunun y değeri ile asıl y değeri kullanılarak doğru ile olan farkın karesi de bulundu. İşte bu. Benzer şekilde verilen y değeri ile ortalama y değeri arasındaki farkın karesi de bulundu. O da işte bu. Peki, doğru ile olan farkların karelerinin toplamı nedir? Bu sütundaki değerleri toplamamız lazım. Doğru ile olan farkların karelerinin toplamı 2,73. Y'nin ortalama Y değerinden farkının karelerinin toplamı da 22,75. Bunların ne demek olduklarını açıklayayım. Öncelikle bu sayıları yazalım. Grafiğin hemen üzerine yazayım ki grafiği incelerken bu sayıları da görebilelim. Peki doğruyla olan farkların karelerinin toplamını yaklaşık olarak 2,74 olarak hesapladık. Biraz yukarıya yuvarladık. Bu noktaların her birinin doğruya olan düşey uzaklıklarının karesini topladık. Bu uzaklığın karesi artı bu uzaklığın karesi artı bu uzaklığın karesi artı bu uzaklığın karesi. Bu toplama işlemini Excel'de yaptık ve doğruyla olan farkların karelerinin toplamını 2,74 olarak bulduk. Bulduğumuz diğer sayı ise y'nin ortalama y değerinden farkının karelerinin toplamı idi. y'nin ortalama değeri 1 bölü 4'tü. O da grafik üzerinde yaklaşık şurada. y eşittir 1 bölü 4 yaklaşık olarak şurada burası 1 bölü 2 olduğuna göre 1 bölü 4 de burası. Biraz daha düzgün çizebilirim. y'nin ortalama değeri işte burası. Bunun bir diğer adı da y değerlerinin merkezi eğilimi. Evet hesapladığımız diğer değer y'nin ortalama y değerinden farkının karelerinin toplamı idi. Excel dosyası üzerinde hesapladık bunu da işte Burada bu sütunda formülü görüyorsunuz. E2'deki bu sayı eksi y'nin ortalama değeri olan 0,25 işleminin karesi. Excel bu işlemin sonucunu hesaplayıp işte bu hücreye yazdı. Sonra bunu her bir y değeri için hesapladık ve ardından da hepsini topladık. Hepsinin toplamı 22,75'miş. O halde eşittir 22,75. 2,74 doğrunun açıklayamadığı hatadır bu da toplam fark Ortalama y değerinden farkların karelerinin toplamı. Doğrunun açıklayamadığı toplam farkın yüzdesini bulmak için bu sayıyı bu sayıya bölmelisiniz. Yani 2,74 bölü 22,75. Bu işlemin sonucu bize doğrunun açıklayamadığı veya x'in değişimiyle açıklanamayan toplam farkın yüzdesini verecek. Peki bu işlemin sonucunu bulalım. Hesaplamak için gene Excel'i kullanabilirim. Bu sayıyı bu sayıya böleceğim. Evet ve sonuç 0,12. 0,12'ye eşitmiş. Bunun bir diğer açıklaması da şöyle yapılabilir. Toplam değişimin %12'si X'in değişimiyle açıklanamıyor. Her bir noktanın uzaklığının karelerinin toplamı veya noktaların saçılımı x'in değişimiyle açıklanamıyor. Siz x'in değişimiyle açıklanabileni bulmak isterseniz bu sayıyı birden çıkarmanız gerekiyor. O işlemi de burada yapayım. r kare yani x'in değişimiyle açıklanabilen toplam değişim eşittir 1 eksi 0 virgül Evet budur. O da 0,88'dir. R kareyi bulduk. 0,88'miş. 1'e çok ama çok yakın bir değer. Olabilecek en yüksek değer zaten 1. Peki bu sonucun anlamı nedir? y değerlerinin toplam değişiminin %88'i doğru tarafından veya x'in değişimiyle açıklanabilir. Görünüyor aslında. Grafiğe bakınca gayet iyi anlaşılıyor. Noktalar doğrudan çok da uzak değil. Noktaların doğruya olan uzaklıklarının ortalama y doğrusuna olan uzaklıklarından daha az olduğu çok açık bir şekilde görünüyor. Tüm noktaların doğruya olan uzaklığı ortalama y doğrusuna olan uzaklığından daha az.